Önce dünden yarım kalan bir konumuz var, onu konuşalım. Onur'un gelmesini bekledik. Hmm. Çünkü Gamze'nin dışarıda, yani çekim olmadığı bir anda kapının önünde o 2-3 dakikalık arada Ünal'a açıldı. Yanında Ünal'a açıldı. Yanında da Onur'un oldu. Onur'un da bunu duydu. Konuşulmuştu. Hadi Onur'u bekleyelim dedik. Bekledik. Önce bir izleyelim mi? Ünal'a hoşlandığımı, aşık olduğumu iddia ediyor Ünal. Ben de burada herkese söyledim. Ünal'ı sevmiyorum, Ünal'a aşık falan değilim dedim. O da dedi ki Onur bunların hepsini biliyor, Onur söylesin, Onur konuşsun dedi. Şimdi burada top bir tek sana döndü. Seda Hanım dedi ki Onur gelince Onur'a soralım. Şimdi kızlar evinde de konuşuyorduk, ben de dedim ben gidip konuşacağım. Onur bir anlatsın ne biliyorsa ben de bileyim dedim. Çünkü sen, siz konuşmuşsunuz herhalde Ünal'la. Her şeyi biliyormuşsun sen. Kilit adam sensin yani, sende kaldı o muhabbetler. Seda Hanım, Seda Hanım'a böyle söyle, Seda Hanım da beni bekliyor şu evet, anki. Yani, Seda Hanım bekliyor. Bugün sen bekliyor. Söyleyeceksin her şeyi, ne biliyorsan artık. Ben merak ediyorum senin bildiklerini. Ben de merak ettim valla. Ben de neyi bildim ben de merak ettim şu an. Gamze'nin Ünal'dan hoşlandığını biliyor muydun sen? Efendim? Aşık oldum hoşlandığımı. Yani bunu şimdi bir... Ünal'la bir konuşayım. Ünal ne tarzda bir cümle kurduğunu Ünal'a bir sorayım. Ondan sonra konuşmak tercih ederim. Ya şu an hemen bir şeyleri açıklamayı tercih etmem. Yanlış anlama. Gamze yalanlıyor ama. Gamze yalanlıyor ama. İki hani, gündür mü konuşuyorsun? Tabii iki gündür aranan adam sensin. Yani Gamze yalanlıyor bunu dedim ama. Yani Onur'un da dedim bana anlatmış olduğu şeyler var dedim Gamze ile alakalı. Tamam. Hisler doğrultusunda. Gamze cevap vermiyor. Ondan sonra cevap vermiyor hiçbir şekilde. Cevap vermiyor. Seda Hanım da dedi ki bunu dedi Onur çözecek dedi. Onur'un dedi, Onur sana böyle bir şey söyledi mi söylemedi mi? Ak koyun kara koyun dedi. Seda Hanım sorsun bakalım. Bana çocuklarda eğer bu konu tartışılırsa ben de elimden yani ne biliyorsam ne konuştuysam ne ettiysem. Sen sadece bana anlattıktan anlat şey. Yani. Varsa bir bildiğim. Nasıl varsa bir bildiğim? Konuşuruz. Nasıl yani? Varsa... Bildiğim ne ya? Varsa bir bildiğim konuşurum ya. Sen bana dışarıda böyle bir şey söylemedin mi kardeşim? Tamam, varsa bir bildiğim konuşurum kardeşim. Niye heyecan yapıyorsun? Ha, heyecan yapmıyorsun. O yüzden biz de damdan düşer gibi Onur'a sormayalım. Tekrar Gamze'ye ve Ünal'a soralım. Ayrı ayrı anladığım kadarıyla bugün Onur seninle görüşmüş ikisi de. Evet. İkisinin de talepleri senin ne biliyorsan onu söylemen yönünde. Ama sen iki gündür tabii buradaki tartışmayı kaçırdığın için... ...önce senin önünde de onlar neye inanıyorsa söylesin. Sonra da sen bu düğümü bize çöz. Tamam, şimdi oradaki iddia doğru mu? Dışarıda acaba Gamze duygularını Ünal'a açıkladı mı? Sen buna şahit oldun mu? Gamze'ye bir daha sorayım. Şunu söyleyeceğim ben. Kızlar bugün bana hatta şunu sordular. Ben asla Ünal'a aşık değilim. Ünal'dan da hoşlanmıyorum. Eğer böyle bir duygum olsaydı burada bunu göğsümü gere gere yaşardım. Hı-hı. Kabul eder etmez bilmem. Gider bunu söylerdim ve göğsümü gere gere de bunun rahatlığıyla gezerdim. Böyle bir şey asla yok. Sen zaten... Hatta dediler ki neden dediler Ünal'a gidip hesap sormuyorsun bunu sana, böyle bir şey söyledi neden hesap sormuyorsun dediler. Ben Ünal benimle ilgili ilk geldiği anda bir şey çıkartmıştı ortaya. Bunun için de hesap sormamıştım çünkü Ünal'ı umursamıyorum. Umursamadığım için de Onur, gidip bunu başka gelin adayı Gözde için de söylemişti bana baktı diye değil mi? Ünal. İddia olmuştu ben. Ünal. Ben Ünal. Onur'a da, Onur'a da sadece şunu Ünal söyledim Seda Hanım. Bakın ben Onur'a söyledim, ben size söyledim. Onur'la konuştuğumu da söylemiştim. Ben ağlıyordum. Onur da bana neyin var kardeşim diye sordu. Ben de Onur'a dedim ki, Onur çok kötüyüm. Hani problemlerim var dışarıda, içeride ailevi problemlerim var. İşte hani Ünal'la bakışma muhabbeti açıldı. Ben dedim ki sadece dedim Ünal'a gidip dedim. Söyledim dedim. Hani bana bakma. Kafamı her çevirdiğimde Ünal'ın bana baktığını görüyorum. Evet, hani rahatsız olduğumu dile getirdim dedim. Bu karşılıklı böyle oldu. Ünal sen söyle şimdi. Seda Hanım şöyle söyleyeyim. İlk öncelikle şu anda yalanlıyor. Neden yalanlıyor? Ben çünkü kendimi biliyorum ve bana anlattığı şeyler var ortada. O zaman ben buradan şunu çıkartıyorum ki Gamze bana bunu açıkladığında şunu yapmaya çalıştı. Ya açık ve net bu kadar. Gamze, ben senden Gamze, hoşlanıyorum. Gel evet. İçeride bir şeye başlayalım dedim. Bu kadar zaten net. Zaten bunu şimdi Gamze'nin buradaki demek ki şu hala söylediğini yalanlıyorsa ben Ünal'a böyle bir şey söyleyeyim. Ünal'a da söz verdirttireyim ama Ünal bu sözü tutamaz. 3 gün sonra açıklar. Ya da şöyle yapar. Ya da şöyle yapar. Ünal hani bak ben sana bir şeyler hissediyorum. İçeride sen bana yürü. O zaman sen bu anlama getirdin. Peki ben bir şey soracağım Seda Hanım Ünal Bey'e. Madem böyle bir şey artık vardı. Artık muhatap olmuyor musunuz benim aracılığımla? Öyle istiyorum, öyle gerek duyuyorum. Niye? Madem böyle söyle bir şey vardı, neden şimdiye kadar söylememişti? Bu
kadar uzun bir süre sonra söyledi. Ben sana söz vermiştim ama. Neyin sözünü verdin? Sen bana söz vermedin mi? Ben söz möz hatırlamıyorum Ünal. Sen zaten söylediğin senin, şeyi de hatırlamıyorsun bak, ki. Bak senin yaptığın tek şey en küçük fırsatta bunu nasıl yapabilirim deyip yemek yazısı geldiğinde bunu yapmış olman. Benim burada fırsat kollama ihtiyacım Farkındaysan ben de orada şok oldum, şaşırdım, güldüm ne yapacağımı şaşırdım yani. Gamze, çünkü biz seninle hep sohbet ediyoruz, hep bir diyalogdayız. Çünkü ben seni insan olarak seviyorum ve her defasında seninle çok güzel sohbet de ediyorum, muhabbet de ediyorum. Ama görüyorum ki yanlış yapmışım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen bana gala arasında Ünal ben senden etkileniyorum ve hoşlanıyorum ama bunu içeride dile getirmeyi rica ediyorum ve söz vermeni istiyorum demedin öyle mi? Bunu söyledim deseydin ben seni bak, Allah'la baş başa bırakıyorum o zaman. Böyle bir duygum olsaydı bunu burada göğsümü gere gere söylerdim diyorum. Sen böyle bir duyguya sahipsin ama sen duyguda bile şöyle bir algı yaratmak istiyorsun. Evet benden hoşlanıyorsun ama bunun adımını Ünal atsın dedin. Allah, ben de ona düşmedim ya. Ben de ona düşmediğim için sen bence şu anda yalan diyorsun. Bence daha fazla bunu uzatma tamam, istersen. Ben sana tek bir cümle söyleyeceğim. Hı. Eğer ben o senin konuşmandan sonra söz verip de iki gün sonra açıklamış olsaydım ya da sana ben yürümüş olsaydım yani tabirle sen şu anda bu söylediklerini evet devamını getirecektin. Ama evet ben orada, Ünal'a paylaştım diyecektin. Bizim orada şimdi konuşma muhabbetimiz bir dakika var. Ünal, bak, bir dakika. Benle Gamze o zamanlarda konuşuyorduk. Hani kötüye giden bir durum vardı ama iki hafta öncesinden bahsediyor. İki hafta öncesinde finalden sonra söylediğini söylüyorsun. Evet. Değil mi? O zamanlarda biz Gamze ile böyle bitti bitecek gibi böyle bir muhabbetimiz vardı. Bir ihtimal toparlama durumu vardı. Hani ondan dolayı mı hani Gamze acaba hayır, şimdi kardeşim, sana söyleyeyim sadece o kadar bana dedi bekledin ki, diye söylüyor hayır, sana. Hayır ben gene söylemeyecektim ki dile getirmeyecektim ki bunu. Vallahi üzüldüm açıkçası durumun bu noktalara gelmesine. Çünkü yani karşılıklı bence çözmeliydiler. Şimdi Gamze ile evet ben konuştum. Gamze ile konuştuklarımı da rahat bir şekilde Ünal'a anlattım. Çünkü aralarındaki durumu bildiğim için çok rahat bir şekilde anlattım ona. Gamze çok üzgündü. Neyin var falan dedim. Ya özel anlatmak isterim dedi. Anlat dedim ben de. Ya dedim ki burada niye aşk yaşamıyorsun? Ya niye kapalısın bu kadar dedim. Ya biraz aşk yaşa. Burada hiç hoşlandığın kimse yok mu diye sordum kendisine. Var dedi. Dedim kim? Ünal dedi. Çok hoşlanıyorum ondan dedi. Ne kadar önce bu? Yaklaşık bir hafta önce. Geçen final falan. Geçen finaldi galiba Seda Hanım. Bir hafta. Yani evet, Barış'ta yeni bitmiş. Evet, geçen. Evet, gerçekten çok hoşlanıyorum dedi. Dedim niye olmuyorsunuz? Yani çok da yakışırsınız dedim. Burada açıklayamayacağım. Gerçekten özel sebeplerden ötürü olamayacağını söyledi. Ben de tamam saygıyla karşılıyorum dedim. Ama istiyorsan Ünal benim arkadaşım. Ünal'la da konuşabilirim. Ve Onur da benle konuştu. İçeride dedim gerçekten başka ilişkiler de doğsun. Biz zaten bunu devamlı burada arkadaşlarımızla teşvik ediyoruz. İçeride doğsun da keşke işte tohumları dışarıda atılmasın. Keşke şurada atılmasa, iki arada bir derede değil de şurada konuşsa. Seda Hanım benim bunu dile getirmemin sebebi şuydu. Bize bir romantik masa sunuldu. Bana şöyle bir cümle kullandı. Ya bizim seninle neyimiz olabilir ki konuşabilecek deyince ben de terelelli oldum. Yani sana bu haber geldikten sonra böyle dediği için. Böyle bir yani ikinci bir haber geldi bana Onur'la alakalı. Bir de zaten bana da istenilen bahsetmişti. Ama söz verdiğim için dile getirmemiştim bunu. Bize şimdi romantik masa gibi bir güzel bir masa sunuldu. Şimdi orada da sen çok abes bir cümleyle dedin ki ya bizim seninle konuşacak neyimiz olabilir? Peki bir şey söyleyeceğim. Sen Onur aracılığıyla bunun Onur'un söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu farz edelim. Onur aracılığıyla reddettin mi? Onur devam et. Gamze sana bu şekilde konuştu. Ama özel sebeplerden dolayı evin içinde ilişkiye başlayamam dedi. Sen bunları Ünal'a söyledin. Zaten evet. Zaten hatta Ünal'la da kendileri görüşmüşler, konuşmuşlar bu konuyu yani. Bana Gamze bunu da söyledi. Durumun hassasiyetinden ikisinin de haberi olduğunu, bunu zaten içeride paylaşmayacaklarını söylediler. Ama ben buraya geldiğimde... Peki Ünal hayır mı demiş? Ben cevap vermemiştim Seda Hanım. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki se kısmetse olur. Düşleri...